Kariyerimde daha zor durumlarda da çalıştım. Bundan çok daha karmaşık, çok daha zor durumlarda yer aldım ve şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmiyor. Bunu net söyleyebilirim. Aklımda öyle bir şey asla yok. Yani sonuçlar evet dediğiniz gibi sonuç maçtır kötü ama bence içerideki Galatasaray maçı ve bugünkü maç geldiğim günden beri oynadığımız en iyi iki maç diyebilirim belki de. Yani çok iyiydik bence o maçlarda. Oyuncularımın verdiği reaksiyonlar özellikle ikinci yarılarda o maç iki maçta bugünkü ve Galatasaray maçında bence hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve başladığımda ilk 5 maçta 4 galibiyet beraberliğimiz vardı. 10 gol atıp 2 gol yemiştik. O zaman süreç iyi gidiyordu. Tabii şu an baktığınız zaman dediğiniz gibi son 3 maçta 3 gol yiyip 1 gol atabildik sadece toplamda. Ha, 4 gol yiyip 1 gol atabildik. Tabii sonuç almadığınız zaman evet bu kötü görünüyor. Bu da doğal. Zaten hep belirttiğimiz gibi futbolda gol atıp yememiz gerekiyor. Bu işin doğrusu. Bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet, az önce de belirttiğim gibi bu ikinci yarı performansları özellikle bunların üzerine gideceğiz. Bunları daha maça yaymaya çalışacağız. Maç genelinde yapmaya çalışacağız. Hedeflerimizi ilerliyoruz. Evet, maç kaybettiğiniz zaman ligdeki üçüncülük konusu biraz puan kaybı yüzünden zor olabiliyor ama hala iyi bir şansımız var üçüncülük için. Bu oyuncu grubuna ben güveniyorum. Bence ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla beraber olmak zorundayız. Onlarla bu seneki iki hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefler üzerine odaklandık. Bu hedefler için yürüyeceğiz ve bunları da bu hedefleri de başarabileceğimizi biliyorum. İdmanlarda sürekli Raşit Sa penaltıları atıyordu. Ve şimdiye kadar penaltı kaçırdığını görmedim idmanda. Bugünkü büyük bir şanssızlıktı. Bizim penaltı sıralamamız zaten net. Cenk birinci sırada, Raşit Sa, Semih, Abu Bakar dördüncü sırada. Yani bu şekilde bir sıralamamız var. Bu bizim belirlediğimiz bir şey. Oyuncular bazen onu saha içinde yapabilirler. O atmak ister. Ama tabii ki bizim genel olarak sistemimiz bu şekilde. Ve dediğim gibi çok iyi penaltı atan bir oyuncu Raşit Sa. Dört. Ama bu garip bir şekilde bir penaltı kaç şanssızlık diyelim. Yani böyle bir durum oldu. Kimsenin de yaşamadığı bir durumdur bence. Ama oluyor. Futbolcu özelinde de benim için yani hiçbir oyuncuya ekstra sempatiyle bakmıyorum. Benim için hepsi eşit. Hiçbir arasında bir ayrım yok. Bunu net söylüyorum. Antrenman benim için önemli olan. İdmanlarda, antrenmanlarda oyuncu oynayacağını bana gösteriyorsa evet o oynar. Biz sürekli oyuncularımızı gözlemliyoruz idmanlarda, hazırlık maçlarında, oynadığımız çit kale maçlarda. Hepsinin zaten her idmanda koşu mesafelerinde yüksek şiddetli koşullarını ve diğer farklı değerleri gösteren veriler var. Bu verilere göre bakıyoruz. İdmanlarda ne yapıyorlarsa ona göre zaten ben idman performansına göre oyuncuyu sahaya koyuyorum. İdmanda yapılan, antrenmanda yapılan oyuncunun sahada yapacağının bence en büyük göstergesi. O yüzden oyuncu seçimlerinde tamamen antrenmandaki çalışmalarına göre bakıyorum. Peki, teşekkür ederiz. Basın toplantımız Olur sona abi. ermiştir. Spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki İstanbul'un güçlenmesi hem sporun İstanbul için güçlü bir seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ilmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda ben üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca altını çizmem gerekir ki bahsettiğim olimpik hedefler doğrultusunda Hasan Arat, kıymetli Beşiktaş Kulüp Başkanımız da deneyimleriyle çok özel bir isim. Hem olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler, hem bu yöndeki deneyimleri ki spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza eminim.